Erit Haber Merkezi'nin hazırlamış olduğu haber bültenine hoş geldiniz. KUDAKA 2019 yılı mesleki eğitimin geliştirilmesi mali destek programı bilgilendirme toplantıları başladı. KUDAKA 2019 yılı mesleki eğitimin geliştirilmesi mali destek programı bilgilendirme toplantıları başladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından ilan edilen 2019 yılı mesleki eğitimin geliştirilmesi mali destek programı proje teklif çağrısının Erzurum, Erzincan ve Bayburt il merkezinde bilgilendirme toplantıları yapıldı. 28 Ekim 2019 tarihinde ilan edilen mesleki eğitimin geliştirilmesi mali destek programının bölge illerinde düzenlenen bilgilendirme toplantılarına KUDAKA Genel Sekreteri Profesör Doktor Osman Demirdoğan, ajans personeli, kamu kurum ve kuruluşları ile STK temsilcileri katıldı. Erzurum, Erzincan ve Bayburt illerinin tamamında uygulanacak olan programları bölgeye de faaliyet gösteren mesleki ve teknik eğitim kurumları, odalar ve OSB'lerin başvuru yapabileceğini vurgulayan Genel Sekreter Demirdoğan, ayrılan toplam bütçenin 5 milyon 250 bin TL olduğunu belirtti. Projelerin dikkatli ve iyi hazırlanmasının değerlendirme sürecinde proje başarısını artıracağını değinen Demirdoğan, başvuru sürecinde bölgeden yüksek sayıda proje beklediklerini ifade etti. 2019 yılı mali destek programlarının öncelikleri, bütçesi, başvuru koşullarının anlatıldığı sunumun ardından programın soru-cevap bölümünde Genel Sekreter Profesör Doktor Osman Demirdoğan ve Program Yönetim Birimi Başkanı Fatih Yılmaz katılımcıların sorularını yanıtladı. İl merkezlerinde tamamlanan bilgilendirme toplantıları, belirlenen takvim çerçevesinde önümüzdeki 2 hafta içerisinde ilçelerde devam edecek. Erzincan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 4 Kasım 2019 tarihinde yapılan yol kontrolü sırasında şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada 875 gram kubar esrar ele geçirilmişti. 6 Kasım 2019 tarihinde Erzincan'ın Tercan ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda da 2 kilo 400 gram kubar esrar ile 2 adet av tüfeği ele geçirildi. Erzincan İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 4 Kasım 2019 tarihinde Erzincan'da 875 gram kubar esrar ele geçirildi. Erzincan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Mercan Yol Kontrol Noktası'nda kontrol ve arama faaliyeti gerçekleştirdiği sırada sürücüsünden şüphelendiği aracı durdurdu. MB ve HÇ isimli şahısların şüpheli davranışlar sergilemesi üzerine jandarma ekipleri şahıslara ait otomobilde uyuşturucu madde arama köpeği ile arama yaptı. Yapılan arama sonucunda 875 gram kubar esrar ele geçirildi. Olay şüphelisi MB ve HÇ isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Tespit edilen 875 gram kubar esrar maddesine ise el konuldu. Erzincan'ın Tercan ilçesinde 6 Kasım 2019 tarihinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda da 2 kilo 400 gram kubar esrar ile 2 adet av tüfeği ele geçirildi. Erzincan'ın jandarma komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde imalatı, ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik Tercan ilçesinde yürütülen saha çalışmaları kapsamında uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı tespit edilen DS isimli şahsın ikametinde uyuşturucu madde arama köpeği ile yapılan aramada 2 kilo 400 gram kubar esrar, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Olayın şüphelisi DS isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Tespit edilen 2 kilo 400 gram kubar esrar maddesine ve 2 adet ruhsatsız av tüfeğine el konuldu. Erzincan Valiliğinden yapılan açıklamada vatandaşların huzur ve güvenliği, kamu düzeninin sağlanması amacıyla ilimizde kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir denildi. Erzincan'da 3 okul daha Z kütüphanesine kavuştu. Açılışı yapılan Z kütüphaneler ile birlikte toplamda 27 adet Z kütüphane kurulurken 2 adet Z kütüphanenin de yapım aşamasında olduğu öğrenildi. Haydi bismillah diyelim. Erzincan'da 3 okul daha Z kütüphanesine kavuştu. Açılışı yapılan Z kütüphaneleriyle birlikte toplamda 27 adet Z kütüphane kurulurken 2 adet Z kütüphanenin de yapım aşamasında olduğu öğrenildi. 15 Temmuz Şehitleri İmam Hatip Ortaokulu, Müşir Zeki Paşa Ortaokulu ve Mustafa Doğan Anadolu Lisesi'ndeki Z kütüphanelerin açılışı düzenlenen programla açıldı. Gerçekleştirilen açılışa şube müdürü Celal Aydın, Memur Sen İl Temsilcisi Nebi Gül ve okul müdürleri katıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, Z kütüphanelerinin açılışlarına katılarak Z kütüphanelerinin zenginleştirilmiş kütüphane olduğunu belirterek öğrencilere hayırlı olması dileklerinde bulundu. İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, burada yaptığı konuşmada,
Hızla değişen teknoloji her alanda yenilikler ve dönüşümler meydana getirdiği gibi okul kütüphanelerinde verilen hizmetleri de yakından etkilemektedir diyerek kütüphaneler hakkında bilgi verdi. 2015 yılından itibaren Milli Eğitim Bakanlığımız okullarımızda artık farklı formatlarda öğrencilerin ilgisini çekebilecek, bunları kitap okuma alışkanlığını arttırabilecek bir proje kapsamında okullarımızda Z kütüphane uygulamasına başladı. İlimizde de şu ana kadar 27 Z kütüphane yapıldı. Bugün 3 tane Z kütüphanenin açılışını gerçekleştireceğiz ki ilki az önce söylediğim gibi 15 Temmuz Şehitleri İmam Hatip Ortaokulumuzun Z kütüphanesi, Müşir Zeki Paşa Ortaokulumuzun Z kütüphanesi ve Mustafa Doğan Anadolu Lisemizin Z kütüphaneleri bugün açılacak. 27 Z kütüphanemiz var. İlçelerimizin hepsinde de var. Ayrıca şu anda 2 tane Z kütüphanemizin de ihalesi yapıldı. Tabii ki biz X, Y ve Z'yi matematikten biliyoruz ve bunlar bilinmeyen şeyler. Bunları bilmek için uğraşıyoruz, problemler. Ama artık kuşaklar olarak da ayrılmış. X kuşağı, Y kuşağı ve Z kuşağı. 1965-79 arası X kuşağı, 80-99 arası, tabii 1980-1999 Y kuşağı ve 2000'den sonra Z kuşağı. Z kuşağı dediğimiz çocuklar gerçekten bütün kitle iletişim araçları olsun, iletişimle ilgili olsun, tam bu çağın en merkezinde dünyaya gelen, bu nara hakim olan ve bunlarla yetişen çocuklarımız. Tabii ki bu çocuklarımızın bu durumlarında göz önünde bulundurarak Milli Eğitim Bakanlığı zenginleştirilmiş kütüphane, zemin katta bulunan bilgisayar destekli güncel kitap, farklı format, oturma düzeninden tutun birçok şeyi farklı ve gerçekten bu açılmadan önce ben hafta sonu destekleme kursunda bu okuldaydım. İdare çocuklar bir an önce açılması için sabırsızlaşıyorlar, sabırsızlıkları var. Ayrıca burada bizim maksadımız aslında ez cümle, son cümle kütüphaneleri okulun kalbi yapmak. Kütüphaneleri okulun kalbi yapmak. Okulun kalbi demek derken her tarafa kan pompalayan, orayı temizleyen, öğrencileri cezbeden, buraya toplayan, işte bu Z kütüphaneler gerçekten bunun için çok ciddi bir işlev görmekte. Buyurun, şöyle bizi ayaklarına duralım. Erzincan'ın kültürel zenginliğinin ve yöresel lezzetlerinin geniş kitleler tarafından bilinmesi, il dışında yaşayan Erzincanlıların memleket hasretini giderebilmesi adına ilimizin tarihi, sosyal ve kültürel yönüyle meşhur lezzetleri 7-10 Kasım 2019 tarihleri arasında İstanbul Maltepe'de göreceğe çıkıyor. Erzincan'ın kültürel zenginliğinin ve yöresel lezzetlerinin geniş kitleler tarafından bilinmesi, il dışında yaşayan Erzincanlıların memleket hasretini giderebilmesi adına ilimizin tarihi, sosyal ve kültürel yönüyle meşhur lezzetleri 7-10 Kasım 2019 tarihleri arasında İstanbul Maltepe'de göreceğe çıkıyor. Erzincan Valiliği'nin himayelerinde Erzincan Belediyesi, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, 8 İlçe Kaymakamlığı ve Belediyesi, Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası, Erzincan Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Erzincanlı Sanayici ve İş Adamları Derneği ile İstanbul ve Erzincan'daki sivil toplum kuruluşlarının destekleri ile İstanbul Maltepe'deki sahil etkinlik alanında Erzincan Tanıtım Günleri etkinliği düzenlenecek. 7 Kasım 2019 tarihinde fiilen, 9 Kasım 2019 tarihinde ise Türkiye'nin 27. ve son başbakanı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi eski başkanı Sayın Binali Yıldırım'ın da teşrifleri ile saat 12'de resmi açılışı gerçekleştirilecek olan Erzincan Tanıtım Günleri etkinliğindeki 59 standta fuara katılım sağlayan Erzincanlı esnaflar tarafından Erzincan'ın çeşitli yöresel zenginliklerini içeren ürünlerin satışı ve etkinlik alanında oluşturulan restoranlarda da ilimize özgü yemekler sunulacak. Öte yandan 7 Kasım 2019 tarihinde saat 15'te Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Modern Folk Müzik Topluluğu Müdürlüğü'nün konseri, aynı gün saat 15'te Erzincanlı sanatçımız Kenan Balyemez'in konseri, 8 Kasım 2019 tarihinde saat 14'te Erzincanlı sanatçılarımızdan Aynur Güneş, Öznur Sulari, Halis Aslan, Nursel Çiçek, Fehmi Güneş, Cengiz Yurtsever, Özden Irmak, Ahmet Yiğit, Ozan Abdullah Çayıroğlu ve Arif Kurt'un konserleri, 9 Kasım 2019 tarihinde saat 14'te Erzincanlı sanatçılarımızdan Hüseyin Alan ve Filiz Kılıç'ın konseri
Saat 15'te ise Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Devlet Türk Halk Müziği Korosu Müdürlüğü'nün konseri, 10 Kasım 2019 tarihinde saat 15'te ise Keftut konseriyle müzikseverler buluşacak. Erzincan tanıtım günlerine yönelik açıklamada bulunan Erzincan Valisi Ali Arslantaş, ilimizin doğal, kültürel ve yöresel zenginliklerini yerli ve yabancı ziyaretçilere ilimize has bir hava ile nakşettirmek üzere İstanbul Maltepe'de düzenlenecek olan faaliyetlerin ilimizin tanıtımına olumlu ve önemli katkılar sağlayacağını dile getirerek tüm vatandaşları Erzincan tanıtım günlerine davet etti. Erzincan merkeze bağlı İnönü Mahallesi Muhtarı Bahattin Yalçınkaya, mahalleye yeni taşınacak kişilerin DASK ve aboneliklerini yapıp nüfus müdürlüğüne başvurduktan sonra muhtarlıklara haber vermeleri gerektiğini dile getirdi. Erzincan merkeze bağlı İnönü Mahallesi Muhtarı Bahattin Yalçınkaya, mahalleye yeni taşınacak kişilerin DASK ve aboneliklerini yapıp nüfus müdürlüğüne başvurduktan sonra muhtarlıklara haber vermeleri gerektiğini dile getirdi. Erzincan merkeze bağlı İnönü Mahallesi Muhtarı Bahattin Yalçınkaya, mahalleye taşınan yeni sakinlerin ikamet alabilmeleri için taşındığı konutun DASK ve abonelik işlemlerini yaptıktan sonra nüfus müdürlüğüne müracaat edip muhtarlığımıza bildirmeleri gerekmektedir dedi. Mahallemize taşınan mahalle sakinleri ikamet alabilmeleri için taşındığı konutun DASK ve abonelerini yapıp nüfus müdürlüğüne müracaat edip muhtarlığımıza bildirmeleri gerekmektedir. Apartman adabına uygun hareket etmelerini arz eder. Sağlıklı, sıhhatli komşuluklar dilerim. Herkese selamlar. Maddi sıkıntılar yaşayan Dersim Spor Kulübü futbolcuları bir basın açıklaması yaparak evlerine dönme kararı aldıklarını duyurdular. Maddi sıkıntılar yaşayan Dersim Spor Kulübü futbolcuları bir basın açıklaması yaparak evlerine dönme kararı aldıklarını duyurdular. Hafta sonu yapılan maçı galibiyetle sonuçlandıran Dersim Spor futbolcuları, pazartesi gününe kadar yeni gelişmeler yaşanmazsa şehri terk edeceğini açıklamıştı. Futbolcular yaptıkları bir açıklamayla şehri terk edeceklerini, yönetimin resmiyette bir girişimde bulunmadığını söylediler. Açıklamada Vali Tuncay Sönel'in öğretmen evini 3 gün rezerve ettiği ve süresi bittiği için dışarıda kaldıklarını bildiren futbolcular, yönetimin daha önce kaldıkları yere geri dönmesi teklifini ise "Biz kovulduğumuz yere geri dönmeyiz" diyerek reddettiklerini belirttiler. Üzerlerine düşen görevi yaptıklarını söyleyen futbolcular yaşanan durumdan dolayı üzgün olduklarını dile getirdiler. Bazı olaylar gerçekleşti. Bu olaylar üzerine biz maça çıkma kararı aldık. Bingöl maçına çıktık. Bingöl maçına çıktık. Takım galip geldi. Biz üzerimize düşen görevi yaptık. Ama bunun üzerine şu an mevcut yönetim üzerine düşen görevi yapmadı. Bunun üzerine de şöyle bir durum söz konusu oldu. Mevcut yönetim pazartesi bir şeylerin gelişeceğini söyledi ama gelişmedi. Biz şu an sabahtan beri dışarıdayız. Tesisimiz yok, kalacak yerimiz yok. Şu an buradaki bütün insanlar sabahtan beri dolaşıyor Tunceli sokaklarında. Kimse şu an buna bir müdahale etmedi, müdahalede bulunmadı. Bunun üzerine biz de elimizden gelen her şeyi yaptık. Biz artık son raddedeyiz ve son raddeyi gerçekleştiriyoruz. Biz bu şehri terk etme kararı aldık. Yani sabahtan beri hep dışarıdayız. Sabah kahvaltısı yaptık. Daha ne öğle yemeği yiyebildik. Halen bazı arkadaşların cebinde parası kalmadı. O yüzden kovulduğumuz tesise geri dönmek istemiyoruz. Bir karar aldık. Biz de evimize döneceğiz. Bir gelişme olursa zaten bize haber edecekler. Yani daha bir gelişme olmadığı için zaten bu kararı aldık. Yapacak son şey buydu. Bu şehir için biz bugüne kadar terimizi damlattık. Son damlasına kadar savaştık. Ama bugüne kadarmış. Yani kimse bize sahip çıkmadı. Bizde yapacak bir şey yok yani. Çıkıp gideceğiz artık. Yani istenmediğimiz yerde duruyoruz bugüne kadar. Sırf o terimizin, sırf o emeğimizin karşılığını almak içindi. Ama bugüne kadar almadık. Bugünden sonra da almayacağımız için durmamızın da bir anlamı yok. Bugünden sonra da gidiyoruz yani. Şimdi herkes dağılıyor. Bu kadar. Teknik direktör İnan Günal ise yaşanan süreç çok sıkıntılı bir süreçti. Eğer bu takım bu sıkıntılara rağmen buraya kadar geldiyse
kesinlikle teknik heyet ve futbolcuların özverisiyle oldu. Yönetim dışarıdan gelen bağışlarla bu yükün altına girdi. Bence bu yanlış bir tezdi onlar için. Mevcut yönetim bunları bilerek girmişse karşılığını da vermesi gerekirdi diye konuştu. Katıldığı her uluslararası turnuvada Türkiye'yi badmintonda başarıyla temsil eden birçok şampiyonluk ve madalyalar kazandıran sporcular Erzincan'da yetişiyor. Katıldığı her uluslararası turnuvada Türkiye'yi badmintonda başarıyla temsil eden birçok şampiyonluk ve madalyalar kazandıran sporcular Erzincan'da yetişiyor. Son olarak 30 Ekim-2 Kasım 2019 tarihlerinde Macaristan'ın Budapeşte şehrinde yapılan olimpiyatta puan veren challenge turnuvasında yine madalya kazanmasını başardılar. Güçlü rakipler arasında çift kızlar arasında 3. olmayı başaran Nazlıcan İnci ve Bengüsü Erçetin çifti, 2019 yılında prestiji yüksek katıldıkları 10 turnuvanın 8'inde madalya kazanarak tüm Avrupa'ya kendilerini ispat ettiler. Yine 2019 yılı ve daha önceki yıllar Erzincanlı milli sporcular Avrupa'da aldıkları şampiyonluklarla spor tarihine geçecek ilkleri başarıp ilk Avrupa şampiyonluğunu Türkiye'ye kazandırmışlardır. Erzincanlı milli takım antrenörleri Murat Sömez ve Uğur Erçetin tarafından çalıştırılan sporcular, Erzincan'ın güzide kulüpleri Erzincan Türk Telekom Spor Kulübü ve Erzincan İl Özel İdaresi sporcuları olan milli sporcular, Erzincan Gençlik Hizmetleri İl Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarını başarıyla devam ediyor. Yapıyoruz. Yaklaşık günde 6 saat çalışmalarımız sürüyor. Sabah ve öğleden sonra olmak şartıyla. Sayın seyirciler, hava durumunun ardından tekrar birlikte olacağız. Erzincan 3.16, Erzurum -1.13, Sivas 2.18, Gümüşhane 2.15, Bayburt 2.13, Giresun 14.23, Elazığ 4.18, Tunceli 6.19, Bingöl 2.17, Malatya 5.17, Yozgat 3.18, Amasya 8.24, Kars 3.14, Van 2.13, Ağrı -3.14 derece. Dolar alış 5.69, satış 5.70. Euro alış 6.36, satış 6.37. 22 ayar altın bilezik alış 251.32, satış 253.86. Tam altın alış 1832.05, yarım altın alış 916.07, çeyrek altın alış 457.95'ten işlem görüyor. Elit Haber Merkezi'nin hazırlamış olduğu haberleri sundum. Bir sonraki haber bülteninde görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.